Selamünaleyküm Ali Bey kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Allah'a şükür. Sağ olasın. Hey, dışarıya baktın mı dışarıya? Ya tam 5 senedir yağmıyordu. Çok güzel oldu kar yağması ya. 5 yıldır yağmıyordu. Şu an her taraf bembeyaz. Her taraf kar. Her taraf böyle çok güzel görünüyor. Yani inanır mısın? Öyle bir his geldi ki içime. Bir an şöyle düşündüm. Komşular dedim, uyanın, kalkın. Bir gecede bu büyük değişimi gerçekleştiren Yüce Rabbimizin gücünü ve sanatını görün diye haykırasım geldi herkese. Evet kardeşim. Hadi selametle o zaman görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi Allah'a emanet ol. Kimle konuşuyor? Baba. Ali Bey'le konuşuyordum oğlum. Ona müjdeyi veriyordum. Ne müjdesiymiş? Sen daha dışarı bakmadın mı? Bakmadım. Evladım, dışarıda kar yağdı. Her yer bembeyaz oldu tekrardan. Kabus bu kabus ya, inşallah uyanırım ben yine. Yatağıma gideyim. Belki uyanırım. Kabus bu olması lazım. Ya evladım, kabus mu olur? Baksana her yer bembeyaz. Mis gibi manzara. Mis gibi mi? Her yer kar olacak, su olacak ya. Ayaklarım ıslanacak. Üşüyeceğim ben. Yahu evladım, biraz da güzel tarafından baksana. Karın güzel tarafı mı olur? Kazalar oluyor. İnsanlar düşüyor. Bak evladım, güzel bakan güzel düşünür. Ancak böyle hayatından lezzet alabilirsin. Ben karı düşününce üşürüm. Ya Hiç iyi tarafı yok benim için. evladım, hala kötü tarafından bakıyorsun. Ben en iyisi sana karın bazı özelliklerini anlatayım, belki fikrin değişir. Bak mesela kar taneleri altıgen kristallerden oluşur, biliyor musun? Ve bunların hiçbiri birbirine benzemez. Ha, aferin onlara. Aferin onlara. Benzemesinler. Buraya da gelmesinler ya. Ben gidiyorum. Yahu evladım, nereye gidiyorsun? Bak daha bu karın doğayı ve bitkileri koruma ve besleme özelliği var. Yani bunlar kışın yağıyor ve yazın eriyorlar ki yeraltı sularına karışıyorlar, nehirlere karışıyorlar. Kışın da havadaki mikropları öldürüyorlar ve toprağı soğuktan, donmaktan kurtarıyorlar. Hiç orasına bakamam. Bana ne bağdan bahçeden. Ben üşüdüğüme bakarım. Yahu evladım, üşümenin çözümü var ama kar yağmazsa doğa doğru düzgün beslenemez. Biz de korunamayız, doğa da Ben gidiyorum. Okula. Hiç dinleyemeyeceğim zaten. Bir sürü yolum var. Üşüyüp duracağım inşallah. Düşmem. Ben gidiyorum. Tamam evladım, bekle, en azından birlikte çıkalım. Çok soğuk ya. Kabus gibi. Her yer kabus gibi ya. Keşke rüya olsaydı. Ne kabusu arkadaşım yahu? Kabus senin içinde. Karın biraz güzel taraflarına da baksana. Neresi güzel? Bak mesela bu karı var ya, bütün insanlar toplansa, bir araya gelse bir tane kristalini bile doğru düzgün bir şekilde yapamıyorlar, biliyor musun? Yapamasınlar. Zaten sevmiyorum ben karayı. Ya bak kardeşim, sana şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu Allah'ın bir sanatı, mükemmel bir sanat.
Ya o kar kristallerinin bir tanesi bile birbirine benzemiyor, biliyor musun? Babam da aynısını söylüyor, duruyor zaten. Sen kazaları düşünüyor mu hiç? Kazaları? Bak kardeşim, ayrıca karın doğaya olan faydaları var. Bir yandan da doğayı koruyor, mikroplardan arındırıyor. Tarladaki ekinleri koruyor. Sabah bunları bana annem anlattı. Çok güzel, çok değerli bilgiler bunlar. Beni korumuyor. İşte üşüyorum ben ya. Hiç böyle güzel tarafı yok mu bu işin? Yahu Sinancığım, sen ne kadar bencilleşmişsin. Bencillik adeta gözlerini kör etmiş. Yeryüzü bembeyaz örtüsüyle kışın bir başka güzel, baksana. Bana güzel değil, size güzel. Bak belki bu fikrini değiştirir. Ülkemizde bazı bölgelerde kayak merkezleri var. İnsanlar burada hem sporlarını yapıyorlar hem de yeni bir dünyayı keşfediyorlar. Bak kayak deyince hoşuma gitti. Çünkü böyle karda kayan küçük çocukları görsem hoşuma gidiyor. Bak bir bu yönü güzel. Sonunda karın güzel bir tarafını gördüm. Çok şükür. Boşver daha fazla üşümeyin. Derse geç kaldık. Doğru diyorsun. Derse geç kaldık. Hadi çabuk gidelim. Hadi.